gazetelerin yayın çizgilerine müdahale dahil olmak üzere bazı yönler bugün bir gün ve evrensel, yarın başka bir gazeteleri hedef alacağını biz pekala biliyoruz, eminiz. Küçük gazetelerin bu tür ufak, irili ufaklı gördüğünüz sorunlardan etkilenmeleri çok daha muazzam bir boyutlara ulaşıyor. Dolayısıyla bugün uluslararası gazetecilik kuruluşları ne oldu da işte 10 bin, 20 bin, 30 bin satan bir iki gazetenin peşinde böyle bir girişim oluşturdu. Türkiye bugün medya çoğulculuğunun son demlerini yaşıyor. Basın ilan kurumundan kaynaklı gelirler 200 bin satan bir gazetenin bütçesi içerisinde çok görece bir kalem olabilir. Fakat sözünü ettiğimiz hele ki iktidar, hele ki mahkemeler önünde zaten yeterince çile çeken küçük gazeteler için çok daha önemli bir meblağ ve varlıklarını doğrudan etkileyebilecek bir durum. Yönetmeliklerin değişmesiyle birlikte aslında muhalif medyanın ciddi anlamda ekonomik kıskaca alınması söz konusu. Evet, şunu biliyoruz. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak hem bir üniversitesinde hem evrensel gazetesinde örgütlü bir sendika olarak her iki gazetede basın ilan kurumunun ilanı kesmesiyle kapıya kilit vuracak gazete değil, yıllardır her koşulda okurlarından aldığı güçle bu yayın hayatını sürdürdü bu medya kuruluşları. Ama devletin medyaya yönelik böyle bir olanağından da yararlanmasının önüne geçilmemesi gerekiyor. Basın ilan kurumu yönetimi özellikle yönetim değişikliğinden sonra bize ve bir günlüğüne kendilerini kapattılar. Bu kapanmayı şimdi basın meslek örgütü ifade özgürlüğü kuruluşlarının müdahalesi açmış oluyor aslında. Kapanan kapıyı sizin çabalarınızla aralamış olduk. Acayip cezalar ve burada dile getirilen ölçü, işte dava konusu olmamış bir haberle ilgili devletin onurunu basın meslek ilkelerine göre, ahlak yasalarına göre devletin onurunu bir gereği, onurunu savunmanın bir gereği olarak ifadelendiriyor. Peki sormak lazım. Şimdi mahallesindeki yaşam alanını savunan insanların üzerine inen coplar karşısında milletin onuru ne olacak? Yani paraya gök kadar mı, para kadar mı olur? Şimdi o inen copların bir şekilde kamuoyuna sunulmasına dair bir habercilik yapılmayacak mı? Yapılan taahhütlerden bir tanesi de sorunların çözülebilir olduğu evrensel ve bir günün gerekli şartları sağladığı takdirde sisteme tekrar dahil olacağı, 3 yıllık bir hak yanmasına maruz kalmayacağı, bunu kendilerinin de istemediği bize söylendi. Bu ifade olarak memnun edici, pratiğe nasıl uygulanacak, pratiğe nasıl yansıyacak onu da takip ediyor olacağız.